You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna Welcome to my life. Arkadaşlar merhabalar, son zamanlarda yorumlarda sürekli soruyorsunuz nasıl bir vücudu yaptın, nasıl bu kadar hızlı oldu ve bunu neye borçlusun diye. Şimdi bunlardan bahsedeceğim size. Öncelikle ilk olarak vücut yapmak sadece spor salonunda bitmiyor. Vücut yapmanın %50'si, belki %60'ı, belki %70'i mutfakta bitiyor arkadaşlar. Nasıl mutfakta bitiyor ondan da bahsedeyim. Şimdi yediğiniz, beslendiğiniz diyet çok önemli. Eğer diyet yapmazsanız, eğer yağlı şeyler yemeye devam ederseniz hayatınızda ve kötü beslenirseniz maalesef vücut yapmanızın imkanı yok. Yani spor istediğiniz kadar yapın, kaslanırsınız ama üst tarafta yağ kütlesi olduğu için maalesef hiçbir şekilde görünmez o kaslar, altta kalır, yağlar ön tarafta olur. O yüzden şimdi size diyetten bahsedeceğim, diyet programından bahsedeceğim, nasıl yaptım. Şimdi öncelikle bunu bana yaptırtan antrenörüm Yusuf'a teşekkürlerimi sunuyorum, bunu hep söylüyorum, teşekkür ederim kendisine. Sana ettiğim gibi bu arada. Şimdi nasıl bir diyet programı? Şimdi sabahtan akşama kadar yaptığım öğünleri anlatacağım arkadaşlar size. Öncelikle sabah kalktığınızda 6 tane yumurta yemeniz gerekiyor. Bu nasıl bir yumurta? Haşlanmış bir yumurta olabilir ya da omlet yapabilirsiniz ama omletin içine kesinlikle ayçiçeği yağı, işte trans yağı falan koymayın. Şimdi bazen gülüyor şimdi, o bazen yakalıyorum çünkü böyle boşaltıyor ya falan. Böyle boşaltıyor, yakalıyorum bazen. Çok az bir zeytinyağı ekle. Yemeniz yeterli arkadaşlar, tavayı ıslatmak amaçlı. Zaten o zeytinyağına da ihtiyacımız var. 6 tane omlet yaptığınızı istiyorsanız içine kırmızı biber, yeşil biber, hepsinden atabilirsiniz. Daha tatlandırmak amaçlı. Kaya tuzu ekleyebilirsiniz, sarımsak tozu ekleyebilirsiniz ama hepsi aktardan aldığınız ya da işte bitkisel olanlardan, hani şey olmayanlar, kimyasal olmayanlardan kullanabilirsiniz. Böylelikle kahvaltıyı lezzetli bir hale getirebilirsiniz. Götüm yiyor derseniz de haşlanmış yumurta da yiyebilirsiniz. Bu sabah kahvaltısı. Tabii şimdi bu omlet bana yetmez bilmem ne falan derseniz de onun yanında bir avuç fıstık yiyebilirsiniz. Ya da işte bir elma yiyebilirsiniz, yeşil elma yiyebilirsiniz. Şimdi ben size sıkı diyeti anlatıyorum bu arada. Sıkı diyet yapmadıkça bu görüntüye maalesef sahip olamıyorsunuz. Benim videoları takip ediyorsunuz zaten. Uzun süredir görüyorsunuzdur. Bu görüntüye daha yeni ulaştım. Çünkü diyeti sıkılaştırdım. Sıkılaşmadıkça diyet maalesef ve maalesef hiçbir ilerleme sarf etmiyor. Biraz aç kalacaksınız. Aç kalmadan, kalori açığı yaratmadan maalesef gelişme olmuyor arkadaşlar. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. Öğlen yemeğine geçiyorum. Öğlen yemeğinde de şöyle bir şey var. Ne yiyebilirsin? Şimdi öncelikle... Onu niye kaldırdın ama? Ya yapacağım. Devam edeceğim. Gaza geldim. Öncelikle öğlen yemeğinde arkadaşlar, öğlen yemeğinde diğer öğünlerde yemeniz gereken bir pirinç var. İsmi basmati ya da yasmin pirinç. Şimdi neden basmati ve yasmin? Diğer pirinçler midede şekere dönüşebiliyor arkadaşlar. Hani yedikten sonra midede şekere dönüşebiliyor. Şeker gibi algılıyor onu vücut. O yüzden basmati veya yasmin yaptığınız, yediğinizde bunlar şekere dönüşmeyen tek pirinçler. Ya da siyah pirinç de var. O da şekere dönüşmüyor. Bunları kullanabilirsiniz pirinç olarak. Şimdi her öğünde karbonhidrat almanız şart. Fakat bu karbonhidratı yine yağlayıp, trans yağ koyup, bilmem ne koyup, orkid yağ koyup yapmayın. Yine çok azıcık bir zeytinyağla yapacaksınız. Bak güç olunca böyle oluyor işte. Çok güçlü olunca böyle oluyor. Şimdi pilavı böyle hazırlayacaksınız. Hatta mümkünse yağ bile koymanıza gerek yok. Bilin haşlanmış lapa pilav. Onun dışında pilavın yanına ne yiyebilirsiniz? Şimdi size kalmış tamamen. Mesela tavuk yiyebilirsiniz. Haşlanmış tavuk ya da işte et yiyebilirsiniz. Haşlanmış olmasına gerek yok. Aslında ızgara da olabilir. Fakat dediğim gibi çok az zeytinyağı kullanılarak yapılmış. Ben mesela et yiyorum. Etin az pişmişini seviyorum. Ve çok iyi geliyor. Ette kreatin de var. Kreatinin de ayrıca güzel bir, hatta steroid etkisi yaratacak kadar etkisi var vücutta. O yüzden et yemeyi tercih ediyorum ama tabii ki de tavuklu salata da yiyorum. Dediğim gibi lapa pilavın yanına et, tavuk ya da balık yapabilirsiniz. Bunlar haşlanmış da olabilir, kızarmış da olabilir arkadaşlar. Bu sizin ikinci öğününüz, yani öğlen yemeği öğününüz. Bu size zaten yetecektir. Karbonhidrat da var, protein de var. Yeter abi. Yanına salata da yapabilirsiniz. Salatanın içine domates koymamaya çalışın. Domates de aynı şekilde şekere dönüşüyor arkadaşlar. Ketçap mayonez olsun mu reis amca? Ketçap mayonez hepsini hayatınızdan çıkaracaksınız onları arkadaşlar. Eğer onlar hayatınızda olursa maalesef bu görüntüye sahip olamazsınız. Videolarda sürekli bahsediyorum. Diyet gerçekten çok zor.
Özellikle arkadaşlarınız yanınızda hayvan gibi yiyorsa, arkadaşlarınız işte tatlılar, burgerler, bilmem neler yiyorsa senin gibi, gerçekten çok zor tutmak kendinizi. Biliyorum ama şöyle düşünün, onları yerken birkaç saniyelik bir zevke sahip oluyorsunuz. Sonrasında pişman oluyorsunuz görüp vücudunuzu ya da işte kendinizden daha iyi gözüken bir insanı görüp diyorsunuz ki hani ben neden böyle gözükmüyorum. O yüzden kendinizi o an bu istek geldiğinde böyle tutabilirsiniz arkadaşlar kendinizi. Şimdi akşam yemeğine geçiyorum. Akşam yemeği aslında öğlen yemeğiyle neredeyse aynı. Aynı şekilde lapa pilav, basmati ya da yasmin ya da siyah pilav. Bulgur da olabilir. Bulgur bu arada su gibi, hiç kalorisi yok. Ama çok fazla karbonhidrat vermez. Pilavın verdiği kadar vermez. Onun yanına da işte değiştirin öğünü. Balıkla değiştirin, tavuksa etle değiştirin vesaire. Öyle değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında daha akşam yemeği yendikten sonra eğer sabah elma yemediyseniz bir tane yeşil elma yiyebilirsiniz. Şimdi sporcular hep şey yapar. Aman ben muz yiyorum, muz potasyum falan. Ama halbuki muz, mandalina, karpuz bunlar çok şekerli meyveler. Bunları haftada bir, haftada iki falan yemek lazım. Yani sonuçta meyve şekeri de olsa şeker bu arkadaşlar. Ve maalesef şeker de göbek yapıyor yani. Burada hemen gösteriyor. Bir öğün bile bozsanız ertesi gün o şeyi görebilirsiniz zaten. Vücudunuzla tanıştıysanız, vücudunuzla anlaşabiliyorsanız. O yüzden bunlar önemli sporda. Şimdi diyet programım benim tam olarak bu. Diyet programda söylemem gereken bazı şeyler var. Mesela haftada bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Diyeti bozabilirsiniz. Haftada bir bir öğün. Mesela bacak yaptığınız gün. Çünkü bacak yapınca testosteron salgılıyor vücut. Ve çok hızlı yağ yakıyor. Hızlı yağ yaktığı için hemen antrenman sonrası bir pizza söyleyebilirsiniz. Ya da bir burger söyleyebilirsiniz. O tarz şeyler yiyebilirsiniz. Haftada bir zaten bozduğunuz zaman metabolizma diyor ki o kadar güzel beslenmenin üzerine bu ne amına koyayım ne oluyor diye. Neler oluyor vücutta bu yemekler ne diyor. Daha hızlı çalışmaya başlıyor. Daha hızlı yakmaya başlıyor. O yüzden haftada bir diyeti bozabilirsiniz arkadaşlar. Bu okey yani. Ama bu söylediğim diyet programına uyarak devam ettiğiniz sürece gerçekten çok güzel bir vücuda sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Spor 4 gün yapın haftada. İlk gün işte mesela atıyorum ben şey yapıyorum. Göğüs ön kol yapıyorum. Ertesi gün sırt arka kol yapıyorum. Bir gün dinleniyorum. Sonra sadece omuz yapıyorum. Sonra bir gün daha dinleniyorum. Bacak yapıyorum. Aralarda dinlendiğiniz zaman kas yıkımını önlüyorsunuz ve kaslar daha çok büyüyor. Bu da çok önemli. Aralarda dinlenmek de çok önemli. Son bir şey daha. Antrenman öncesi ve sonrası işte protein alabilir miyim bilmem ne falan onları sormuşsunuz. Ben protein değil de işte amino asitlerden yanayım ya da işte ne bileyim arjininlerden yanayım, vitaminlerden yanayım. Onlar biraz daha etkili diye düşünüyorum. Eğer enerjiniz yoksa filtre kahve için sürekli, americano için sütlü kahvelerden uzak durun, şekerden kesinlikle uzak durun. Saydığın her şeyi yapıyorum kanka. Saydığım her şeyi yapan bir çocuk var burada. Ama bunu örnek almayın. Evet arkadaşlar bence hepsi muamele ya. Yani. Ne bileyim. Gerçekten öyle arkadaşlar. Yana. Onun dışında Maldivlerden herkese selamlar bu arada arkadaşlar. Ölmeyi düşünmüyoruz. Gece yatarken çok acıkırsanız 5-10 tane kaju yiyebilirsiniz. 5-10 tane badem yiyebilirsiniz. Birazcık fındık yiyebilirsiniz. Ben bazen dayanamıyorum. 2 paket fıstık yiyip amınakoyim. 1 paket yiyorum bazen de. Ertesi gün ağlıyorum tabii. Yani niye yedim, niye yedim diye. Böyle olmayın. Yani dediğim gibi ne kadar dikkat ederseniz arkadaşlar diyete, ne kadar dikkatli bir şekilde bu söylediğim programı yaparsanız o kadar hızlı gelişirsiniz. Ne kadar da cheating yaparsanız, sürekli cheating meal'ler yaparsanız maalesef o kadar yavaş ilerler. O yüzden diyet programını uygulamayı unutmayın. Sizi seviyorum.